Oylamaya geçiyoruz. Buyursunlar, Reşat'a gelsin puanlar. En az 7 puan bekliyorum arkadaşlarımdan. Umarım o puanı da alacağım. Beklentilerim o yönde. Evet, haftayı yarıladık. Bugün de Reşat yemekleriyle yarıştı. Şimdi size de onu puanlamak düşüyor. Yine eksik yoktu. Dolayısıyla 3 ile 10 arasında bir puan kullanacaksınız. İyi bildiğiniz üzere. Ben 7 hatırlatayım dedim. Buyursunlar, şimdi siz puanlarınızı yazın. Ben de menüyü tekrar bir hatırlatayım size ki beğendiğiniz yemekler varsa atlamayın. Humus çorbasıyla başladı Reşat'ın menüsü. Ara sıcak olarak avokado mezesi, yanında da ölçe vardı. Ana yemeğimiz kara inci hamburgerdi. Yanında pancarlı patates püresi ve kapris salata eşlik etti. Tatlı olarak da Napolyon tatlısı yedik. Peki, herkes yazdı. Değiştirmek isteyen var mı? Tereddütü olan. Şöyle siz sayınca düşündüm de onu da beğenmiştim veya beğenmemiştim. Tamam mıyız? Tamamız. Kimseden ses yok herhalde. Herkes okey, eminler. İyi, hadi bakalım. Kaç bekliyorsun Reşat? Yani en az 7 bekliyorum yine. Beklentim o yönde. Tabii sonuçta ana yemeğin aslında beğenildi sayılır yanındaki evet. Püre hariç. Bir bakalım nasıl değerlendirmişler evet. Aşçılarımız, şeflerimiz. İlk olarak da Meleğin puanıyla açıyoruz bugün açık oylamayı. Melek'cim, kaldırıp söyler misin lütfen yüksek sesle puanını? Benim puanım 4. 4 mü? Şaka yapıyorsun, altını da çizmiş bir de. Yani o 1 puanı neye verdiniz peki Melek Hanım? 1 puan mı? 4 puan mı yapıyorsunuz? Hayır, 3 puan. Zaten normal hakkımız 3 puan. Menüyü yetiştirdim ve masamda eksik olmadığı için 3 puan. Normal hakkım. O 1 puanı neye verdiniz? Yani o kadar hani çeşide 1 puan mı verdiniz? Şimdi hiçbir tabağı baştan sona beğenmedim. Yani bütün tabaklarda işte bir ya sosunu ya işte mezesini beğendiğim için hiçbir tabağa tam puan vermedim. He, yani genel olarak hepsine 1 puan verdiniz. Bir saniye, sen hangi yemekleri beğenmiştin? Avokadoyu beğendin. Ben ya öyle bir şey demedim. Avokadoyu... Sen avokado mezesini beğenmedin mi? Avokado mezesini beğendiğini söyledi sanırım. Sen beğendin. Yani ben böğürten sosunu beğendiniz, yediniz. Yani bir de değil, hakkı bir de. Hamburgerin yani üçün üzerine bir köftesini de değil bence. Beğendiniz. Yani dediğim gibi hiçbir tabağı baştan sona tam beğenemediğim ya, tabii ama içerisindeki diğer öğelere falan hiçbir hiç puan beğendim. Yok mu onları beğendiğin şeyleri? Ama Zuhal Hanım, gerçekten hiçbir tabağı tam olarak beğenmedim. Ben bak, ne yapabilirim? Şimdi beğendiğimiz yemeklere göre puan veriyoruz ya, sen aslında hiç puan vermesin. Zaten 3'ten başlatıyoruz tatlım. Sosu ben beğendim. Bana az puan verdiğini söylüyor şu an. Sanki bir avokado püresi. Yok, ben demedim az verdim. Söyledim sana, ortak beğendiklerimizi en azından sadece söyleyeceğim. Köftenin sululuğunu, sosunu... Ha, köfteyi beğenmedin mi? Beğendim. Hamburgerin onları içini... ben... Ana yemeğin etini beğenmişsin, 1 puan mı verdin? Hamburgerin köftesini beğeniyorsun, 4. Tatlının bir hata var burada. Sosunu da beğeniyor. Bitirdi sonuna kadar Avrupa dedi ya, çok beğendim Avrupa'da sosunu. Onu beğendim zaten. Bir de burgerin etini beğendim. Yani kendi yaptıklarında da bir şey var. Bir tereddüt mü, heyecan mı? Nasıl yorumlayayım? Üzmek de istemiyorum seni ama sen bu puanla bizi ve yarışmacıyı çok üzdün. 3 tane şey sayıyorsun, beğendin, puanı 1. 0.25, 0.25, 0.25 mi? Sadece sosla burgerini beğendim. Hayatım, biri tatlının sosu, biri de ana yemeğin eti. Bu 1 puan mı ediyor? Vallahi üzgünüm. Ben 5 vermiştim. O kadar menüsünün şeyine rağmen hani sunumlar yine evet kötü gelmişti, şey olmuştu. Yine ona rağmen çorbası tuzluydu. Yine oradan puan kırmadım. Bir puan da ona vermiştim. Ya tabii ki puan kırılacak olmayan şeylerden. Ben de kıracağım. Hep öyle evet. İlerliyoruz. Zaten puan kıracağız ki en iyi yapanı bulalım da ödülü verelim. Puan kırmak demek hepsini birden çöpe atmak demek değil ki. Hani kendini korumaya almaya çalışıyorsa ama işte bir de hani kendimizi izlerken bir hak terazisi oluşturacağız yani bence. Ama canım şimdi köfte. Sevmediğim bir ürünlere ben neden puan vereyim, ben onu anlamış değilim. Herkesin ama damak zevki aynı değil ki. Sen kendin diyorsun, eti beğendim ve sosu beğendim. Ana yemek olunca ana yemek en azından bir 2'yi hak eder. Hadi ama hepsini beğendiysen eğer. Ben tabağın tamamını beğenmedim ki. Bak, eğer eti beğendiysen 1 puan verecektin, hadi eti. Hadi püreden kırdın diyelim, hadi başka evet. Şeyden kırdın ekmekten. 1 verdin ona. Sosu beğendin, değil mi? Tatlının sosu. Yani. Hadi ona puan vermedin diyelim, tatlı olmamıştı diye. Olabilir, onu anlayabilirim. Sen şu an düşük puan verdin. Gerçekten kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben yorum yapamıyorum şok. Ben kendi günüme gidiyorum. Bana da 7 verdi. Olmadı yani, Melek. Peki devam ediyoruz. Gerçekten şokum ben şu an. Üzüldüm vallahi. Bakalım Tuğba'dan kaç geliyor Reşat'a. Evet Tuğba'cığım. Verin puanını. Benim puanım 6 Zuhal Hanım. Kapatabilirsin.
Avokado püresini çok beğendiğimi söylemiştim. Avokado püresine orada... Altı çok az değil mi ama? Ama avokado püresi hani ara sıcakta. Sadece onu beğendim. Ara sıcağı puanım tam olduğunda 2 olarak ben değerlendirme şeyimi almıştım. Ana yemek 3 puan. Ana yemekte de işte püreni ve salatanı beğenmediğim için yine orada 2 puan da hamburgerine verdim. Zaten hepimizin ortak görüşüyle çorban ve tatlın maalesef olmamıştı. Yani yağ sadece şu oldu. O yağından yani pek bir sıkıntı olacağını sanmıyordum aslında. Ama bütün tadı egale etmişti. Yani yağ ve acı bütün diğer unsurları bastırmıştı gerçekten. Evet Muratcan. Görelim bakalım kaç vermişsin. Benim puanım 5. Açıklamasını yapayım hemen. Hamburger köftesini beğendim, puanımı zaten verdim. Avokado püresi tek başına bir ara sıcak değildi, yancısı vardı. Bu da yani neye göre verdiniz 5 puanı? Açıklıyorum, yani dinlersiniz. Şimdi... Açıklarsanız. Tamam, dinliyorum, buyurun. Zaten tatlı olmamıştı yani, o ufacık sos... Tamam, tatlıyı bir tatlıysa, saymıyoruz. Zaten tamam, olmadı tatlı. Salat doğru. Olmamıştı. Haklısın. Başlangıç çorba zaten acıdan tat alamadık. Bu adamın yani, 6 puan vermişken acısını onu... bırakın şimdi. Çorbadan peki hani çorbanın kıvamı nasıldı? Sunumu nasıldı? Yani sadece acı diye hani oradan çorbanın bütün puanı... Çorbanın acısı geçiyor da yürek acısı geçmiyor. Yani sadece çorbanın acısı yürek acısı bıraktı resmen yani. Sadece çorbanın acı geçmiyor. Acı olduğu için yani bence oradan da çok puan kırmamanız gerekirdi. Yani ben bu çorbanın tadını biraz adaletsizlik gibi oluyor kıvamı, yani. Kıvamı, sıcaklığı güzeldi, humusu güzeldi. Ama Zuhal Hanım şimdi... güzeldi, sıcaklığı, kıvamı, her şeyidir. Yani üstündeki yağ için sadece ondan puan kıramazdınız yani. Ya bence. Yağdan bak şimdi, yağ tamam ana ürün değil ancak yağ öyle bir koyuyorsunuz ki tat alamıyorum ben. Bu bir zaten bir sorun. Peki siz sen bir avokado mezesine başka neye verdin? Bir de hamburger köftesini. Zaten o yanındaki tatlı sosu güzeldi, kötü demiyorum. Ancak şu kadarcık sos ne bir tatlı ıslatır, ne bir tatlıdan lezzet alabiliriz. İçinde patiserisi zaten yok. Yufka çıtır çıtır boğazdan geçmiyor. Zaten salata offside. Salatada hiçbir lezzet yok. Domates lezzet yok. Peynir aynı. Pesto sosunuz yeterli değil. Nasıl yeterli değil ya? Yememişsiniz bile pesto sosunu yeterli değil. Kamera kayıtlarını ya. İzlersiniz sadece. Yedim mi yemedim tadına baktım. Tabağınızı yani daha duruyordu üzerinde bütün pesto tamam, sosu. Daha diyorsunuz ki yetersiz bu, ama. Bu sözünüzü unutmayın lütfen. Kamerada yayınlandıktan sonra izlersiniz. Ben tadına bakmış mıyım bakmamışım. Tadına bakmanız zaten... ayrı. Yetersiz geldiği ayrı bir kelime. Yani bunların beyefendi, ikisi farklı farklı. Yetersiz ben peynirden alıyorum. Yetersiz diyorsunuz ama yememişsin. Sadece bir çatalla tadına bakmak yetersiz hayır, anlamına gelmiyor. Hayır ben çatalla hem peynirinden hem domatesinin üçünü birlikte tadına bakıyorum. Ama pesto sosu yetersiz anlamına gelmiyor işte. Peki Süleyman'dan kaç puan geliyor? Pazartesi günkü yarışmacımızdı. Evet Süleyman'cığım senin de puanını öğrenelim. Reşat Bey benim puanım da 6. Kapatabilirsin. Aynı şekilde Tuğba Hanım'a katılıyorum. Beğendiğimiz şey ortaktı. Ben de avokado püresiyle burger köftesine verdim. Keşke yani yanındaki şeyler daha iyi olsaydı. Daha iyi puan verirdim. Ben ilk günde söyledim. Şu anda söylüyorum. Adaletli olacağımı söylemiştim. Tatlınızda gerçekten pastacı kreması bulamadım. Bir emek pastanız tatlınızda aşırı bir emek bulamadım. Siz benim günümde bana o kadar laf söz ettiniz. Ben yine size elimi vicdanıma koyarak 6 puan verdim. Ben o kadar size laf etmedim. Ben genel olarak zaten sizin menüyü beğenmiştim. Ona göre de zaten 7 puan vermiştim. Tatlınızı beğendim dedim. Sadece o şey olmasaydı olabilirdi dedim. O krema içindeki. Evet. Reşatçım öyle ya da böyle bana biraz düşük geldi puanları evet, açıkçası. Daha bir tık yüksek olabilirdi. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim Zuhal Hanım. Afiyet olsun. Kim geliyor yarın? Tuba galiba. İyi hadi bakalım bekliyoruz. Evet. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.